Rahmetli babam bir sözü vardı. E, ektiğim nohut, biçtiğim nohut. Şehre gittin leblebi mi oldun? Hı. Yani hadisemiz bu. Yani ne ektiniz ne, ne biçmeyi umuyorsunuz ya. Onun için onunla sataşmayın. Bak adam senin argümanlarını kullanıyor sen kullanmadığın için. Adalet diyor e, sen kullan. Hani gidin orada adil bir hükümdar bulacaksınız demişti ya Efendimiz ilk Habeşistan'a Müslümanları hicrete hı hı. E, teşvik ettiğinde. Gidin orada adil, ya Müslüman eşittir değil mi? Adalet. Yani bir şüphenin olmaması lazım. Müslüman eşittir yalan olmaması lazım, hırsızlık olmaması lazım, liyakatsizlik olmaması lazım. Şehline verme kıyamet alameti değil mi? Yani evet. bizim de şu bildiğimiz, konuştuğumuz, ezberimize aldığımız hadisleri, ayetleri hayatın içerisine, pratiğine artık sokmamız lazım. Asıl sıkıntı bu ve bizi bu noktada evlatlarımıza vuracaklar. Biz kendi evlatlarımıza otorite kuramaz hale geldik ki sokağa hükmedelim. Hepimizin evlerine bir bakın ya. Ve en azından yani yakinen şahit olduğumuzdan kendimden de söyleyebilirim. Yapmayın. Ya biz korkunç bir samimiyetçilik yaşıyoruz. Bir çürümeyle karşı karşıyayız. İşte kültürel yozlaşma diyoruz ya. Abi bir de şöyle bir olay çıktı. Yani haz ve hız çağı diyorlar ya yani, bu çağ. Haz ve hız. Ya o kadar hızlı ki ve o kadar farklı e, hazlar artık insanların önüne konulmaya başlandı ki. Yani babalar ne yapsın yani anneler ne yapsın yetişemiyor ki yani ben mesela Twitter'daki kavgalara yetişemiyorum abi sen yetişebiliyor musun? Ya bir gün içerisinde onlarca farklı konu başlığı altından kavga ediyor insanlar ya birbirleriyle çatışıyor mesela. 70'li yıllarda bu Demirel siyaseti bize şunu vermişti hani... Etliye sütlüye karışmayan Müslüman tipi, namaz kılıyorsunuz da kılmayan mı var kardeşim falan diye çıkışlar yapılırdı. Hmm. O zaman da şöyle bir e, ifade kullanılıyordu. Mottosu oydu 70'li yılların. E, zaman sana uymuyorsa sen zamana uy. Şimdi diyoruz ki bakın bunların hepsi yem. E, haz hız çağı ya insan değişmedi. İnsan aynı imtihanın e, fıtratına ters yoksa. Yani Hazreti Adem'e sorular nereden çıktıysa son gelecek insana da aynı yerden çıkacak. İşte kibir diyoruz ya. Biz buradan imtihandayız. E senin yürüyüşün değişiyorsa, üç kuruşluk maaş aldın, arabanın markasını değiştirdin, mahallede muhitin değiştirdin falan diye ne oldu? Yani adam, pardon Firavun mu oldun? Ne oldun? Asıl sormamız gereken kısmı bu diyorum. Bak ahiret tedavülden kalktı mı ya? Bunu bir bana söylesin ya. Bak en ben bunu sürekli pelesenk oldu dilimde ya. Söyleyin ahiret bitti mi? Biz niye oruç tutuyoruz? Kaldırın o zaman abi Ramazan namazını yazı falan da. Madem hesaba çekilmeyeceğiz. Yani kiramen katibin lügatimizden, literatürümüzden çıktı mı? Kul hakkı çıktı mı? Şimdi dönüyoruz. işte çocuklar ya değil. Ya şey olarak söyleyeyim bu önemli. Bakın çok basit bir dinin mensubuyuz. Çok basit ya. Gülümseyle başlayan bir din. Gülümse, zarar verme. Elinle, dilinle, belinle kötülüğe engel ol, iyiliği yay. Basit basit. Küçük böyle gündelik çok da zamanını almayacak ibadetler, rükünler, ahiret odaklı olmak. Yani biz bu prensipleri aldık. Alabildiğine böyle ne diyorlar o katolik e, akaidi gibi her şeyi böyle incik çincik takvanın dışında bir şeye getirdik. Hani şeytan ayrıntıda saklıdıra getirdik. En ufak şeyde ya asıl ilgilenmesi gereken yani Fatih Sultan Mehmet için ifade edilir. Yani benim orucuma namazımı sorma diyor. Aç mıyım tok muyum onu sor. Şimdi biz bunları atladık. Oturduk. Ee, biraz da popüler oldu. Mesela Tanrı bu sizinle girdi bize. Bir de Tenkri diye şamanist şeyler tiplemeler bir de, çıktı. evet şimdi aynen ya. O, e, o, da çok konuşulmaya başlandı. Tenkriciler. Sosyal medyada. E, çünkü e, şeye e, fıtratın ya hiçbir şey boş bırakamazsınız ya. Bunu bir şey tutacak. Olmadı düşer. E, çocuğumuz vermiyorsan sen ona talim terbiyeyi bilmem neyi hep diyoruz ya. Mesela e, işte siyasette de bu var. İşte Tayyip Erdoğan'a yüklenelim, devlet başkanına ya da hükümete. Bir saniye ya, sen lastikçisin, Allah'ını seversen düzgün lastik tamiri yapıyor musun? Sen muslukçusun, düzgün işini yapıyor musun? Öğretmensin, düzgün öğretiyor musun? Polissin, savcısın, zenginsin, eşsin, babasın, evlasın Adalet diyoruz. Yani adaleti sadece mahkeme koridorlarında aramayın. Zaten toplumda adalet biterse adalet saraylarına ihtiyaç duyulur.